yer seçilmeye kadar hep bir iç işlemleriyle uğraştınız. Bir kontak. Sıfır değer alabilir, bir değer alabilir. Onun haricinde piyasa içerisinde sayısal işlemler de yapmanız mümkün. Biz bunlara byte, word, double word sayısal işlemleri diyoruz. Şimdi tek başına Q0.1'e aldığınızda veya tek başına Q1.4'ü aldığınızda bu Q bana neyi veriyordu? Bu değerin ne olduğunu. Q ise Clemens'e yansıyan bir gerçek çıkış olduğunu. Eğer bu iyiyse Clemens'ten değer alan input olduğunu. Yok eğer bu M ise piyasa içerisindeki bir hafıza alanı olduğunu. Piyasa içerisinde kullandığınız bir nevi sanal bir alan olduğunu. V ise yine piyasa içerisinde kullandığımız sayısal değerleri sakladığımız sanal bir olduğunu. Sanal bir alan olduğunu. Yine ise çalışmış olduğunuz sayfadaki sayısal değerleri saklayabileceğiniz geçici o sayfaya ait bir hafıza alanının olduğunu gösterir. Tamam. Yanlarındaki ise bu byte, bu ise bit numaralarını verir. Piyasa içerisinde yapmış olduğunuz her işlem sayısal bir alan veya bir hafıza alanına sayısal olarak kaydedilirler. Örneğin bu benim ne diyorduk? Çıkış imaj kütüğüm vardı. Çıkış imaj kütüğüm olduğunu düşünün. Şuna Q byte 0'ın, Q byte 1'in, Q byte 2'nin alanı olsun. Şuna da şöyle çizelim. Şuna Q 0.0, Q 0.1, Q 0.2, Q 0.3 nereye kadar gelecek? Q 0.7'ye kadar gelecek. Tamam. Yani 7 tane bitim benim için ne oluyordu? Bir byte'lik değer oluyordu. Ve isimlendirilirken baştaki harf bunun nasıl bir hafıza alanı olduğunu, nasıl bir eleman olduğunu gösteriyordu. Ondan sonraki adreslemedeki benim için byte adresiydi. Ondan sonraki adresleme ise o byte'deki bit adresiydi. Q0.1 hangisi? Q0.1 0 byte'ının birinci biti. Q1.4 hangisi? Birinci byte'ın 0, 1, 2, 3, 4. biti. Bunlar bunların adreslemesi işine yarıyor. Onun haricinde az önce ne dedik? Byte adres dedik. Q byte 0. Merkel byte 0. Input byte 2. Örneğin. Bu ne? Q byte 0 dediğiniz zaman siz aslında Q0.0'dan başlayıp Q0.7'ye giden bütün hafıza alanını kastediyorsunuz. Tamam mı? Eğer ben merkel byte 0 diyorsam merkel 0.0'dan hadi farklı bir şey söyleyelim buna 3 diyelim. Merkel 3.0'dan merkel 3.7'ye kadar giden o alandaki bütün değerleri kapsıyor. Tamam mı? Piyasanın çıkış kremeslerini veya çıkış ledlerini hatırlayalım. Şu piyasanın üstündekiydi. Q0.0 buradan başlıyor. Öyle değil mi ledler? Q0.0 var buradan başlıyor. Q0.7'ye kadar böyleydi. Şimdi bunun hafıza alanındaki yerini çizeyim ben size. Adreslemesini çizeyim. Bunun hafıza alanındaki adreslemesi bu. Gerçek çıkış Clemens'i. Burada Siemens'te bir terslik vardır. Tamam mı? Gerçekte baktığınız çıkışlarla hafıza alanındaki sayısal değerlere yerleri farklıdır. Nedir? Bu çıkışın nedir? Q by 0 çıkışım değil mi? Q by 0 çıkışım. Yani 0. byte'm arkadaş. Hafıza alanındaki yeri nedir bunun? Q 0.0 buradadır. Q 0.7 buradadır. Bakın, görmüş olduğunuz ledlerle hafıza alanındaki yerleri farklı bunların.
Bir tanesi normal sayıya nasıl bakıyorsanız 1, 2, 3, 4 hani yazarsanız ya da şu klemet sayıları yazdığınız gibi 1, 2, 3, 4 bu şekilde. Ama hafıza örneği bunların yerleri ise daha farklı. Neden? Hocam size bir işleri anlatırken ikili sayı sistemi anlatmışlar. Neydi ikili sayı sistemi? Örneğin 1, 0, 1, 1, 0'da. Öyle değil mi? Ve siz bunu onlu sayı sistemine çevirirken bunu 2 üzeri 0'la, 2 üzeri 1'le, 2 üzeri 2'yle, 2 üzeri 3'le, 2 üzeri 4'le çarpıyordunuz. Topladığınız sıra onlu sayı sisteminde karşılığına veriyordu. Burada da aynı şey geçerli. Şuradaki iki sayısal değerin 2 üzeri 0'dır. Yani bu nedir? 1. 1. Anlaşıldı mı? Daha sonra Q 0.1 mi gelir? Bu nedir? 2 üzeri 1'dir. Bakın. Şu bit adresiyle şuradaki üst aynıdır, gördünüz mü? Evet. Şuradaki bit de şuradaki üst aynıdır. 2 üzeri 1, 8. Bu da 2'dir. 4, 8, 16, 32, bu neydi? 0. Q0.0, Q0.1, Q0.2, Q0.3, Q0.4, Q0.5, 64, Q0.6, başka? 128, Q0.7. Hepsini topladığınız zaman ise bunları, yani bütün çıkış değerleriniz yazsa, bütün çıkış değerleriniz aktif olsa, 1 olsa, elde edeceğiniz değer 255'tir. Tamam mı? Şimdi hafızalarını buna en küçük değerli bit, buna en büyük değerli bit derler. Tamam, şu an için çok fazla kafası karıştırmayın. Önce şu adreslemeyi de oturtturalım kafamızdan. Şimdi bazen 255 sayısı benim işimi görmez. 255'in üstündeki sayısal değerlerle uğraşmam gerekebilir. O zaman birden fazla byte kullanırım. Bakın şimdi. Şu benim için ne? Q byte 0 mı? Tamam mı? Bir tane daha byte kullanırım. Q byte 1 kullanırım. Bunlarla işlem yaparken eğer ikisini birden kullanıyorsanız, sayısal değer bu sefer burada 2 üzeri 0'dan başlar. 2 üzeri 7, buna geçen 2 üzeri 8, 2 üzeri 15'e kadar gelir. Tamam. Artık bu yapıya 2 byte'in yan yana kullanılmasını elde ettiğim sayısal değere ben word derim. Tamam mı? 2 byte hafıza alanında 2 byte hafıza alanı 1 word eder. Peki bu word'e nasıl bir isim verelim? Yine Q'nun Q word küçüğünle şeyini alır. Rakamını alır. Tamam. Ne oldu ben şimdi? Elde etmiş olduğum bu yeni sayısal değeri elde etmiş olduğum bu yeni sayısal değeri 32.767 sayısına kadar çıkar. Yeni 255'te kalmıştım. Şimdi 32.767 sayısına kadar çıkar. Hani hatırlıyor musunuz? Zaman rövelerinizde elde edeceğinizde işte 5.6 dakika veya 56 dakika şeklinde bir sınırlama vardı. Niye? Çünkü T37-38 ne kadar arasıysa neyse bu, kullandığım hafıza alanı bir word'tür. Hani sayıyor ya bir gelse üzerinde. Siz online bağlarınızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 gidiyor ya. Maksimum gideceği yer 32.767'dir. Anlaşıldı mı? Bu nedir? Yüzlük sistemidir. Bunu 60'lık sayı sistemine çevirdiğinizde en fazla 56 nokta küsür dakika elde edersiniz. Tamam mı? Ha hocam, hafızaları daha büyük bir şey olsaydı, mesela birazdan göreceğiz, iki tane word, bir double word eder. Ha tamam, o zaman çok daha 10 üzeri 8'li sayılara kadar çıkıyordu. Kabul ama bunların her biri bir maliyet, her biri bir işlemdir. Hatırlıyor musun? Yani adamlar bunu sürü olarak uygun görmüşler, kullanmışlar. Eğer bunu büyütürseniz, zaman öresinin hafızalarını büyütürseniz piyasa içerisinde, başka şeylerde bu sefer feragat etmeniz gerekir. Hocam 56 dakika üstü bize lazım olsa da 2 tanesi, 3 tanesi birbirine sürdürürsünüz. O iş değil bu. Tamam mı? Şimdi
Bazen bu sayı da bana yetmeyebilir. O zaman bir verb daha kullanırım. Buna da şu verb bir midir diyemem. Bakın şimdi. Diyemem. Bu bir olmayacak. İki. Burada ne var? Should, bite, iki. Burada ne var? Should, bite, üç. Üç var. Bu yine iki adresini alır. Yani burası should, verb, ikidir. Tamam mı? Bu ikisinin birleşmesiyle elde edeceğiniz hafıza alanı ise double verb sıfırdır. Yine bunu alalım. Tamam mı? Burada şöyle bir hesaplamada sıkıntı yaşarız biz düşünürken. Yani işte bu sıfırla başlıyor ya, değeri küçüktür. Hayır. Tek başına düşündüğünüzde, şunu tek başına düşündüğünüzde 250'nin 257'ye geçer. Ama şuradaki adresleme, byte adresimiz küçük olanın yanına bir tane daha byte alıp word yaptığında bakın adresleme nereye fırladı? 258'e. Anlaşıldı mı? Hep bizim aklımıza şu gelir. Şu sayılardan, sayısal sistemden. Yani işte bunun değeri 250 buradan başlar. 257, işte yeni sayı geldikçe işte nedir mantık olarak? 250 şey düzeltiyorum. Şunun Q-byte 3'ün Q3.7'sinin en büyük değer olmasını düşünürüz biz. Çünkü bizim bildiğimiz mantıktaki sayı sistemi böyle. Öyle değil mi? Hayır. Q-byte 3'ün 250 sıfırla başlar çarpma. Normalde 232 falan olması lazım onun. Değil. Burada bir terslik var. Bu her zaman için bizi yanıltır. Yani normal bildiğiniz sayı sistemiyle byte adreslemede her zaman için bizim sıkıntı vardır. Tamam mı? Yani bazı markalarda daha farklı şekilde adresler yapmışlardır. Ama Siemens tabanını düşündüğünüz zaman iş bu. Bilmeniz gereken adresleme bu. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bu adreslemeyi verdim arkasından çözgünün örneklerde ben sayıcının sayısına müdahale edeceğim. Ben zaman öresinin zamanına müdahale edeceğim. Tamam mı? O müdahalelerde kullanacağım sayısal değer ne? Word sayısal değer. Çünkü T'lerle C'lerle Word adres kullanır. Yani 32.767 miydi? 32.767'ye kadar Word adres kullanır. Tamam. Şimdi karşılaştırma komutan kullanıyorsunuz siz. Neydi? İşte büyük integer diyelim. Tamam mı? İşte T37 şuraya da 3-5 gibi bir rakam diyordunuz. Bu karşılaştırma maksimumu 32.767'ye göre olan bir karşılaştırmadır. Eğer siz buraya T37 şu düzeltiyorum mesela Merkel by 3'ten büyük derseniz PLC size hata verecek. Bura by olmaz. Anlaşıldı mı? Burayı Merkel Word 4'te, 3'te, 5'te ama buradaki adresi ne olacak senin? Word adresi olacak. Bunu niye anlatıyorum? Bir dahaki dersimizde zaman bölgesinin kendi zamanında sayıcının zaman bölgesi bir yandan saymamakken ben dışarıdan müdahale edebilirim ona. Veya zaman bölgesi saymamakken ben zaman bölgesinin sayıcının zamanını müdahale edebilirim. Anlaşıldı mı? Şimdi şu isimlerlemeye tekrar dönelim. Şu iki bari düşünün. Bura gördün oldu mu? Şu gördün oldu mu? Evet. Bunun adresiyle birdir. Küçükten alın. Ama şurada şu sakınca vardır. Bir yerde tutarsa sen Q-word 0'ı kullanırsın. Bir yerde tutarsın yazılım yerine Q-word 1'i kullanırsın. İkisi bakın şurada aynı sayısal değerleri kullanıyor, öyle değil mi? Aynı sayısal değerlerle tutarsın bu değeri şey yazarsın, bura değişir. Başka bir yerde şu değeri kullanmıştır Q-word 0'ı. Burada değer atarsın, burayı yine değiştirir. Çakışma olur. O nedenle hafıza alanlarında şunu unutmayın. Q byte 0, Q byte 1, Q byte 2, Q byte 3 diye gidebilir.
kabul. Ama 4 adresleri kullanırken 0, 2, 4, 6, 8 diye gidin. Çakışan hafıza alanlarınız veya çakışan sayısal değerleriniz olmasın. 4 odada 0, 4, 8 şeklinde gidin. 8, 9, 10, 11, 12 yavrum benim uçtu. Tamam. Sizden lazım. He?